Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. İki renkli kare bilif çalışmamız var. Oldukça kolay, basit bir model. Çok da şık, kullanışlı. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Tığ numaramdan bahsedeyim. Altı 1,40 mm. Sizler en yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimize başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Orta zincirime batarak bir fıstık yapıyorum. İki, üç dolamalı bir fıstık yaptım. Topladım, kapattım, tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım, tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum, şu şekilde kapattım, bir zincir, tekrar ilmeğimi uzattım, bir fıstık, bir zincir, tekrar ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım. Bir zincir. Bu şekilde toplamda 16 tane üst üste fıstık yapalım arkadaşlar. Ben çabuk anlatmak adına 16 tane değil, birkaç tane daha yapacağım. Daha sonra tekrardan bu şekilde fıstıklar yaparak görüşelim. Evet arkadaşlar, ben 12 tane yaptım şu şekilde. Şimdi önceden bir zincir çekmiştim. 2, 3 tane zincir çekiyorum. İlmek aldım. Hemen geri bu dibine fıstığın tekrar bir fıstık yapıyorum. Tığın üzerine ilmek aldım. Hemen bir sonraki fıstık aradan bir ilmek aldım bu şekilde. İkisini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmek aldım. Hemen buraya değil arkadaşlar. Hemen buradaki fıstığın dibine tekrar bir fıstık yapıyorum. İlmek aldım. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmek aldım. Hemen yine en dibe batarak yine bir fıstık. Tekrar tığın üzerine ilmek aldım. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Oradan da bir ilmek alıyorum. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar ilmek aldım. Buraya bir fıstık. 3 dolamalı. Tığın üzerine bir ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Oradan da bir ilmek alıyorum. Hepsini birlikte topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yok. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ilmek aldım. Tekrar en sonuncuyu beraber yapalım. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. 3 zincir çektikten sonra tekrar ilmek aldım. En sondan da bir ilmek çıkaracağım yine bu şekilde. Burayı da tamamlamış oldum.
Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Yine hemen buraya en dibe bir fıstık yapıyorum. Yine ilmek aldım. Hemen buraya bir sonraki fıstığın üzerinden bir ilmek çıkardım. Yine ikisini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tekrar ilmek alıyorum. Yine en dibe iniyorum. Bir fıstık. Tekrar ilmek aldım. Karşı fıstığın üzerinden de bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Farklı hiçbir işlem yok. Oldukça kolay bir model. Örgü bilmeyenler bile eli tığ tutan herkes kolaylıkla örebilir arkadaşlar. Buradan da bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. İlmek aldım. Bir sonraki fıstıktan da bir ilmek alıyorum. Yine ikisini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar, bu şekilde alt sırada nasıl yapmışsak aynı şekilde yine sıra sonuna kadar şekilde şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuna geldim. Şu şekilde en son buraya yine batarak tamamladım. Yine 3 zincir çektim. Hemen buraya fıstık dibine bir fıstık yapıyorum. Yine ilmek aldım. Buraya zincir çekmiştik 3 tane. Oraya da batıp bir ilmek alıyorum. Bu şekilde hepsini birlikte topladım. Bu sıramızı böylece tamamlamış olduk. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi renk değiştireceğim arkadaşlar. Siz isterseniz tek renk yapabilirsiniz. Modeli İsterseniz rengarenk yapabilirsiniz. İstediğiniz arta kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz bu modelde. Veya benim gibi iki renkli yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Buraya sabitledim. Tekrar 3 zincir çektim. Çevirdim modelimi. Hemen yine buraya dip noktasına bir fıstık yapıyorum. İlmek aldım. Yine aynı şekilde bir sonraki fıstığın üzerine şu şekilde batacağımız yer belli zaten. Yine biraz önceki yaptığımız gibi devam ediyoruz. 3 zincir, en dibe iniyorum, bir fıstık. Tekrar ilmek aldım. Bir sonraki araya geçtim, yine ilmek aldım, topladım. 1, 2, 3 zincir, tekrar tığın üzerine ilmek aldım. Yine aynı şekilde fıstık yapıyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstığın üzerine geçtim. Oradan da bir ilmek aldım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstığın üzerine geçtim. Oradan da bir ilmek aldım. Hepsini birlikte topladım.
1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Yine dibe iniyorum. Bir fıstık yapıyorum. Tekrar tığın üzerine ilmek alıyorum. Bir sonraki araya geçtim. Oradan da ilmek alıp hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuna geldim. Model çok güzel ama bu renk pek göstermedi modeli. 3 zincir çektim. Tığın üzerine ilmek aldım. Yine en dibine bir fıstık yapıyorum. Tekrar ilmek aldım. Burada zincirimiz var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Yine oraya batarak ilmek alıp hepsini birlikte kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Yine döndürdüm modelimi. Aynı şekilde devam edeceğim. Tığın üzerine ilmek aldım. Yine en dibe zincirin olduğu yere bir fıstık ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstığın üzerine geçtim, topladım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar en dibe iniyorum. Bir fıstık ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstığın üzerinden hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar ilmek aldım. Buradan da bir ilmek alıyorum. Hepsini birlikte topladım. Evet arkadaşlar, modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. Farklı hiçbir işlem yok. İki renk yapıyorsanız bu renkten sonra iki sıra gittikten sonra tekrar beyaza geçeceksiniz. Sonra tekrar hangi renkte örüyorsanız renkli ipinize. Hep bu şekilde ilerleyecek modelimiz. Ben daha öncesinde şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Daha öncesinde ufak biraz örmüştüm arkadaşlar. Bu yarım kaldı benim. Bu şekilde olacak. Ben iki renkli örüyorum. Bu 16 fıstık üzerine size dediğim gibi daha yarım tamamlamadım. Gördüğünüz gibi hep sıra tekrar yaparak aynı şekilde devam ediyor modelimiz. Şöyle göstereyim. Aslında çok şık, çok güzel bir model ama tam göstermiyor. Renginden dolayı mı bilmiyorum. Çok şık, çok zarif bir model aslında. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi farklı hiçbir işlem yok. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Siz isterseniz bu koyu renkli ördüğüm yerlere renkli ipler kullanarak da ya da kalan iplerinizi artık kalan iplerinizi de kullanarak da şey yapabilirsiniz, örebilirsiniz. Bu şekilde farklı hiçbir işlem yok. Bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Ben de büyüteyim modelimi istediğim ölçüye gelinceye kadar. Kaç sıra ölçtüm onu da ördüm. Sizlere göstereyim ördükten sonra. Bu şekilde örelim. Ben de tamamlayayım. Tekrar kenar oyasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimizi ben ilerlettim. Hatta kenar oyasında bir kısmını yaptım. Affedersiniz. Kaç sıra renkli ördüm? Yani hepsini sayalım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 11 sıra ördüm. 3, 5 tane renkli. 5 tane de beyaz şeklinde bu şekilde. Kenar oyasında bir kısmını yaptım. Modelimiz tam kare olduğunu nereden anlayabilirsiniz arkadaşlar? Şu şekilde köşelediğiniz zaman modelimizin tam kare olduğunu anlayabiliriz. Bu şekilde benim için boyutu ideal. Siz daha büyük olsun isterseniz daha da istediğiniz büyüklüğe gerisiye kadar modele devam edebilirsiniz. Şimdi kenar oyasına geçiyorum. Dediğim gibi ben bir kısmını ördüğüm zaman bulduğum için. Şimdi bir örümcek yapıyorum. İlmek aldım.
Bir sonraki ara boşluğuna batıp bir fıstık yapıyorum. Bir zincir. İki tane üst üste örümcek yaptım. Fıstığın tepe noktasına battım. Tekrar bir örümcek, üzerine bir örümcek daha yaptım. Yine aynı yere fıstığın tepe noktasına sabitledim. İki tane yaptım ben. İsterseniz üçlü de yapabilirsiniz. Daha sonra bir örümcek, hemen bir sonraki ara boşluğa sabitledim. Tekrar bir örümcek, ilmek aldım. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. Bir örümcek. Tekrar tepe noktasına iki tane örümcek yaptım. Örümceklerin boyutu çok büyük olmasın arkadaşlar. Çok uzun olur. Fıstığın tepe noktasına sabitledim. Tekrar bir örümcek. Bir örümcek daha yapıyorum. Yine aynı yere fıstığın tepe noktasına sabitledim. Eğer siz bu kenar oyasını yapmak istemezseniz farklı istediğiniz bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Ben bu kenar oyasına yakıştırdığım için bunu uyguladım. Bir örümcek, tekrar bir örümcek. Bu şekilde devam ediyoruz. Kapattım bir zincir. İki tane üst üste örümcek yaptım. Sabitledim. Bir örümcek. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kenar oyasını da bu şekilde yapıp tamamlayacaksınız. Şu şekilde göstereyim. Ben de modelimi tamamlayayım. Kenar oyasını son kez bitmiş şeklini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladım. Kenar oyasını da şu şekilde göstereyim. Bitti. Modelimiz çok güzel oldu. Şu şekilde yine iyice göstereyim. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Gerçekten kullanışlı bir model arıyorsanız bu modeli mutlaka örmelisiniz. Çok şık. Hem de çok basit. İki tarafta da kullanılabilir arkadaşlar. Arka ön yüzü yok modelimizin. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İsterseniz bu modelimizin uzun modelini de yapabilirsiniz arkadaşlar. 12 fıstık üzerine başlayarak takım olarak örmek isterseniz örebilirsiniz. Oldukça şık, çok hoş bir model. Şöyle yakından da iyice göstereyim. Evet arkadaşlar, bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.